İman nedir? İmanda artma veya azalma olur mu? Hakiki iman sorunu yoksa eğer, yani Müslüman olmak başka bir şey, iman başka bir şey. Müslümanlar çoktur da hakiki imana ulaşmış olanlar çok azdır. Hakiki iman adamı dürter, ayağa kaldırır. İman varsa bir insanda o adam rahat rahat yaşayamaz. Rahat olamaz. Hareket halinde olur. Onu dürter, kalk bir şeyler yap der. Dünyada Müslüman kanı akıyor. Her tarafta bombalar patlıyor. Neslimizi kafirleştiriyorlar, fasıklaştırıyorlar. Kardeşi kardeşe düşman ediyorlar. Sen de bir şeyler yap der. İman adamı ayağa kaldırır. Budur iman. Ayağa kaldırmıyorsa iman değildir. İnsanı dürtmüyorsa, sen de mesulsün demiyorsa iman değildir. İşinde, gücünde, hayatını yaşıyorsa, ben namazımı kılarım, başka bir şeye karışmam kardeşim. Ben korkarım başka şeye karışmaktan diyorsa, Allah'tan çok başkalarından korkuyorsa, sanki korkaklar ölmeyecekmiş gibi, sanki korkakların eceli uzuyormuş gibi zannediyorsa, iki tane ecele inanıyorsa, korkakça yaşayınca uzun yaşar, cesur yaşadığı zaman kısa yaşarmış gibi inanıyorsa, iki ecele inanıyorsa, halbuki ecel tektir. Bu iman değildir. Mesuliyet duygusu yoksa iman değildir. İman bu. Hayatını değiştirmiyorsa iman değildir. İman varsa insanda adamın hayatını değiştirir. Fikirler değil. Fikirleri değiştirmek kolay, hayatı değiştirmek zor. Niceler fikirlerini değiştiriyor ama hayatı aynı hayat. Allah Azze ve Celle bizden fikirlerimizi değiştirmemizi istediği gibi hayatımızı değiştirmemizi de istiyor. Din yalnızca inançtan ibaret değil. Amel de var dinin içerisinde. Fiiller var. Yapılması gerekli şeyler var. Din imandır, ameldir. Yalnızca iman değil. Sadece inanç değil daha doğrusu. İtikat değil. İnanılması gereken esaslar değil sadece. İmanda artma eksilme olur mu? Olur. İmanın kemaliyatında artma eksilme olur. Mesela şu andaki imanınızla diyelim ki film seyrederkenki imanınız aynı değildir. Allah muhafaza mesela diyelim bir insan bir kadına baksa, harama baksa mesela, o anki imanıyla mesela şimdiki iman aynı mıdır? İmanın kemaliyatında artma eksilme olur. Günaha girdikçe azalır. İbadet yaptıkça, kitap okudukça, Kur'an okudukça, faaliyet yaptıkça iman kuvvetlenir. Allah'ı zikrettikçe iman kuvvetlenir. İmanın kemaliyatında artma eksilme olur ama özünde artma eksilme olmaz. İmanın esasları bellidir yani. Yani onlarda artma eksilme olmaz. İman esasları neyse odur. Ya vardır veya yoktur. İman esaslarından birisini inkar etse hepsini inkar etmiş gibidir. İman yoktur denir. Ve kafir olur. O manada iman artmaz eksilmez. Ama imanın gücü manasında yani kemaliyet dediğim o. İmanın güçlü olması manasında kullanırsak imanda artma eksilme olmaktadır. Yani mesela diyelim ki bir savaş esnasında mesela asker mesela düşmana doğru Allah Allah diye mesela hücum ediyor. O andaki imanıyla mesela artık ölüm hiç göze almış, hiç ölümü düşünmüyor bile. Mesela o andaki imanla evdeki imanı aynı olabilir mi? Mesela Kur'an okuyup da anladığı bir andaki imanıyla başka bir zamandaki imanı aynı olabilir mi? Bir haram işlerken ki imanı aynı olabilir mi mesela? İman bu şekilde artması eksilmesi söz konusudur. Ama ondan daha önemlisi imanı sürekli olarak kuvvetlendirmek nasıl olur? O da kainat kitabını daima okuyan insanın daima imanı kuvvetlenecektir. Daima bak, düşün. Daima. Gökyüzüne bak, çiçeklere bak, hayvanlara bak, yağmura bak, gölgeye bak. Daima bak. Gölgeye bile bak. Gölge olmasaydı perişan olurduk yani.
Gece olmasaydı perişan olurduk. Geceye bak, gündüze bak, mevsimlere bak, sineğe bak, böceğe bak, suya bak, toprağa bak, tohuma bak, kurumuş yaprağa bak, basıp geçtiğin ota da bak. Her şey harika. Otun yeşermesi de bir harika, kuruması da bir harika. Ya kurumasaydı, gübre olmasaydı, toprağa karışmasa, toprak olmasaydı ne olacaktı? Plastik gibi böyle kuru, toprağa karışmasa, topraklaşmasaydı, kalsaydı her şey, çöpler, her şey olduğu gibi kalsaydı, dünya çöpten geçilmezdi. O bile tefekkürü gerektiriyor. Daima tefekkür eden imanı kuvvetlenir. Ve okuyanın imanı kuvvetlenir. Allah'ın kitabı iki tanedir. Kainat kitabı ve Kur'an-ı Kerim. Bu iki kitabı da devamlı okumalısınız. Ve bir de imanı zayıflatan faktörler var. Onlardan da uzak durmalısınız. Haramlar imanı zayıflatır. Mekruhlar imanı zayıflatır. Boş işlerle uğraşmak imanı zayıflatır. Mesela boş boş film seyretmek. Manasız filmler seyretmek. Manasız futbol maçlarını seyretmek. Bunlar da insanı uzaklaştırıyor Allah'tan. Boş işler insanın imanını zayıflatıyor.